Arsayı almak zorundayım. Bir konut olmak ister miydiniz? Yok. İşte iki konumu açıp sığınabileceği boyda bir bina yapmışlar. İnce uzun apartmanmış. Taksici kalıyı. Harika bir bisküvi çok kafa çalışıyormuş diyor. Emlak kalıyı. Şimdi bu çıkıyor. Aşağıdan deprem geliyor. Kumudum sana su. Adam bir 50 sene sonra yiyor. Kol kulağa benziyor. Ben oynadığını görmedim lan. Evet, onu turistler çekiyor. Acayip evlerin onlar. Çıkar çıkar. Böyle ilginç bir şey var. Alan bina. Paşa paşa geçirdi oraya. Deprem büyü yıkılmadı. Eski binalar çok seninki. Bütün depremleri gördüm. Tavuk bir şey. Değişik. Sürpriz. Burnuma çok fena balık kokusu geliyor. Şimdi Ali ile beraberiz. Ali'nin dedesininmiş bu bina. Burayı böyle yapıyor işte. Burayı yaparken bu makinenin kafası sokmak için buraya alıyor. Buraya alınca arsayı mecburen buraya da bir oda daha çıkıyor üstüye. Burayı da giyinmek için kendilerine yer gibi yapıyor böyle. Ondan sonra üzerine bir kat daha çıkıyor durumu müsait olunca. Şöyle mi? Deden mermerci. Deden mermerci evet. Burası da sizin dükkan zaten arka taraf. Bu binada deden önce bir oda yapıyor kendisine. Tabii oda yapıyor kendisine. Yani üstünü falan da soymak için elemanlarına falan bir oda gibi bir tarzı yapıyor. Bakıyor durum müsait olunca bir oda daha çıkıyor üzerine. Yetmiyor bir kendine oda. Üstüne bir tane daha kendileri çıkıyor. Kendileri kalıyor. Annemler falan kalıyor yeri geliyor zamanda. Burada bir odanın içinde 2-3 ayda kalmışlar evet, burada. Evet ne yapsınlar bir oda, imkanlar. Bir oda böyle çıka çıka böyle ilginç bir şey ortaya çıkartıyor evet, kendisi. Şimdi kaç katlı burası? Burası işte böyle gördüğümüz gibi 5 katlı burası beş böyle. 5 katlı kaç metrekare odalar? Burası odalar 3'e 3 bir odalar yani 10 metrekare bir odalar yani. 10 metrekarelik oda. Bir bekarlar tane, kalıyor. Şey mi her odada şimdi bir bekar kalıyor. Tabii her odada taksici kalıyor, yıkamacı kalıyor atıyorum. Şey, esnaf kalıyor, birileri kalıyor. Aylık birileri. Yani burada kiracılar var. Kiracılar. Oda kirası ödüyorlar. Bir tane tuvalet banyo yapmış. Tabii 3 tane tuvalet banyo var. Bir tane tuvalet banyo var onu kullanıyorlar. Onu kullanıyorlar. Anladım. Ya hiç içeride bir tane örnek göremez miyiz, bakamaz mıyız? İçeride örnek şimdi ben karışmıyorum. Eski bir mahalle burası. Arkadaşlar, şu anda gerçekten İstanbul'da sıra dışı acayip binalardan birinin önündeyim. Bugün, abi bana da, bugün gerçekten İstanbul'da sıra dışı bir mekandayız. Evet, burası küçücük, neredeyse iki konumu açıp sığınabileceği boyda bir bina yapmışlar. Burası 6 odalı, 2 tane mutfak ve banyosu olan sıra dışı bir apartman. Bu apartmanın adı ne? Ata Apartmanı. Ata Apartmanı. Ata Apartmanı. Burası Ata Apartmanı. Birazdan sizlerle beraber bu sıra dışı apartmanı birlikte gezeceğiz. Şimdi içeriye giriyoruz. Burası gerçekten ufacık bir apartman. Tamamı 30 metrekare. Tamamı 30 metrekare. Giriyoruz bakın şimdi küçük binanın içine doğru. Mustafa Bey buranın sahibi değil mi? Mustafa Bey buranın sahibi evet. Evet. Ali de biraz önce yeğeniniz galiba. Evet. Anlattı dedem dedi önce dedi kendine dedi soyunma odası yapmış dedi. Evet. Sonra dedi onu büyütmüş dedi ailelerimiz de ihtiyaç haline kalmışlar dedi. Siz bak, biraz anlatın bana burayı. Bakın burası makine var burada. Mermer makinesi. Evet. Burada. Hı-hı.
buraya arsayı almak zorunda kalıyor babam zamanında. Ha. Bu makinenin motoru kafası burada. Motoru var. Kira veriyor belli müddet. Sonra bu arsayı almak zorunda kalıyor. Motoru için arsayı aldı. Sonra da onu kullandı yani değerlendirdi. Evet. Burası tamamı 50 metrekare. 49 metrekare arsa. Topuda. Ne yapıyor buraya alınca? Burayı motoru ıslanması diye buraya bir kat bir yer yapıyor. Yezane tarzıyla. O zaman ruhsat vermiyor ev olarak. Buraya da yezane iş yeri gibi düşünün o zaman. Daha 1980'li yıllarda. Evet. Orası üzerinde bir kat işte soyunma yeri yapıyor. Aha. No iki kat yapmış oluyor. Evet. Ondan sonra iki kat yapıyor, dört kat oluyor. Böyle geç oldukça kat çıkıyor. Yok, yani. İki katta bir 10 sene sonra çıkıyor. Dört kat oluyor. Dört kat. İşte burada üç şurası bir oda düşünün. Oradan girin buraya. Aha. Mesela. Buraya geldiğiniz zaman. Getirin beni, evet. Tabii. Şurada mesela bizim odamız var. Ben burada kalıyorum. Işık var mı? Var. Tamam. Bak her şey var. Bakın şimdi evet. Küçük. Şöyle bir giriş yapabilir miyiz? Giriş ayakkabılarımı çıkartayım. Ama ayakkabılarını çıkartayım. Tabii ki çıkartırım. Bakın ayakkabılarımızı çıkartıyoruz şimdi. Abi burada sadece işte soyunup elimizi yüklü, abdest alıp, namaz kılmış. Ufak bir oda yani. Anladım. Şey olmuş, dinlenme yeri olmuş dinlenme, yani. Dinlenme yeri. Bakın böyle ufacık, burası 5 metrekare mi burası? 10 metrekare mi? Burası 9 metrekare. 9 metrekarelik bir oda. Burayı işte yan tarafta çalışıyor. Evet. Namaz kılacağı zaman ya da dinleneceği zaman. Soyunma, işlerimizi de içmiş. Aynen. Başlıyor. Mustafa Bey böyle geliyor. Arka tarafta da şey var. Bahçe var. Burası böyle. Peki birazcık daha yukarıya bakabiliyor musun? Aynen bu şekilde. Hepsi. En yukarıdan bir şey çekmek istiyorum ya. Şu suru çekmek istiyorum. Valla en yukarı kapalı. Kilitli orası. Ha. Ama bu çıkabilirsiniz de bir içeri geçmesi. Burada hani beraber gidelim. Burada da bir var küçük yani. Bir tuvalet var. Küçük bir tuvalet var yani. Şöyle. Bakın böyle eski tip ya zaten. Hani şey olmamış değil mi? Evet. Evet eski. Değiştirmemişler yani. İlk koyulduğu gibi. Bu şekilde. Evet. Aşağı Bodrum'a iniş. Bodrum'a iniş. Oraya dükkan olarak kullanıyoruz yani. Dükkana giriş. Dükkana giriş. Evet. Tamam. Şöyle bir kapıyı kapatalım. Şimdi. Kapatalım mı? Kapatalım. Şöyle yukarı bir çık gelin. Çık. Beraber çıkalım. Deniz şimdi burayı tapusunu aldı sonuçta. Tapulu canım. Hiç buraya müteahhit geldi mi? Onu merak ediyorum. Hiç güzel gelmedi. Müteahhitler niye bunu değerlendirmiyorlar? Biz vermiyoruz zaten. İlgilenmiyoruz bir şeyler. Yani. Burası yine ha orası ortak mutfak galiba. Ha iki kat böyle kullanmışlar. İki kat böyle bir mutfakmış. Bir orada burada karşı oda var mesela. Bir tane öğrenci ya da işte biri çalışıyor kalıyor. Bekarlar kalıyor. Aynı o şekilde iki oda. Burası yanmıyor mu abi ışıklar? Işıklar yanar çıktı biraz. Ha şey beraber gidelim abi beni hazırlar. Üzüyorum ya. Olsun gel. Dur bakayım. Var mı yerleri var? Kapılarında ayağında var. Tabii öyle şey var canım. Burada iki daire o zaman yanmıyor. Bir oda burası. Bir oda burası yok. İki kat bir tuvalet mutfak. Burası bir, iki, üç. Tamam. Bir de tuvalet mutfak. Tamam. Yani sonuçta yine de her katta iki tane oda var gibi oluyor. Tabii. Her katta her katta iki oda var. Her katta iki oda var. Bak burada aynı şey. Bu oda olayım yoksa mutfak var. Sen de bayağı gayretli sıkmışları seviyorsun. Evet. Çekiyorsun bu da orada. Burada var mı? Oda. Ha bu da oda. İçeride kimse yok. İçeride kimse yok. Bu bir apartman. Sen bunu düşemeden çektin bak bu arada. Evet çekerim valla hiç. Şurada çekelim mi çıkacaksın? Çıkalım. Allah çekelim çıkacak mısın sen? Çıkayım ya ne olacak gelmişken. Yorulmuşsun ya. Evet bakın arkadaşlar. Her katta iki oda var. Her odada birer kişi kalıyor. Çalışanlar, öğrenciler. Ya ben birinci gözler. Oo yine ben yerden tırmanıyorum. Yoruldum. Oh. Şunları gör. 16-9'u gör. Meşhur 16-9. 16-9 hangisi? Şu yıkılacak olup diye bir yıkama noktaları var ya. Ha o yıkılacak mı? Meşhur eskiden tarihteydi var ya. Ha. Burada arkada bostan. Ah, bayağı yüksekmiş arkadaşlar. Korktum ben çok yüksek. Biraz yükseklik korkum var ama yine de çıktım. Biliyor musun burası aktif bir spor salonu için geliyor. Evet doğru. Ha ya bilmem. Şurası Kazlı Çeşme. Evet. Kazlı Çeşme. Burada. Bir tane böyle surumuz var ki burada. Evet. Direkt surun karşısında burası Kule Zindanları'nın girişinin girişindeyiz şu anda. Küçük ev direkt oraya bakıyor. Ben kendimi biraz değişik hissettim. Çok dar bir apartman olduğu için yani neredeyse. Şuraya bakın. Yani ne kadar?
3,5 metre. 3,5 metre. Redbubble 3,5 metre tabii. 3,5 ha. Zamanında da bu dünyada 3,5 metre. Evet. Şurası 3,5 metre. Anlatabildim mi? Evet. Onunla çift parça kullanma tarihçesi. Bak 4 metre. 3,5 metre. Tarihte hep buradan hep böyle. 7 kule. Evet. Samatya'ya kadar o şekilde 3,5 metre. Kiraları nasıl bunların? Odaların kiraları ne kadar? Ya odaların kiraları biz buradaki esnaf arkadaşlar biz kendimiz koyuyoruz. Kiraya vermiyoruz. Yani bir de yastıkçı bir çocuk kalıyor işte peker. Onlar kalıyorlar yani. Yani hiç kira almıyorsunuz. Cüzi bir şey ya. Ay merak ettim de sonra bir oda sonuçta bir şey değil yani. Bilmiyorum. Ha yani. Şimdi bakın gerçekten çok acayip çünkü Yedikule zindanlarının tam karşısındayız. Şu an biz var. Tarihin tam ortasında işte 3,5 metre eninde 5 katlı bir apartman. 50 metrekare arsa var, 35 metrekare şey var. 50 metrekare arsa, 35 metrekare kullanım alanı. Kullanım alanı var. Her katta. Her katta 35 metrekare. Yani nedir? Bir evin aslında küçük bir odası tabii, kadar. Gerçi çok da küçük sayılmaz gibi. Çünkü neden? Şimdi 2 60 metrekare. Aynen 60 metrekare ev yapıyorlar burada. Odaların metrekaresi kaç? O 10 metrekare orada burada. 10 metrekare 20. O 5 ve 7 metrekare de koridor var. Yani. Tamam. 10'ar metrekarelik odalar var. 2 tane oda var. 2 ayrı oda. 2 ayrı kişi. Arkadaşlar merhaba. Sıra dışı farklı apartmanları çekmeye karar verdim. Evet, acayip apartmanlar serisi yapacağım bundan sonra. Tabii ki diğer köy gezilerim ve diğer farklı konulardaki video çekimleri devam edecek ama bir yandan da İstanbul'daki acayip evleri, apartmanları görüntülüyorum. Şu anda Fatih'teyim. Yedikule zindanlarının hemen önünde küçücük, neredeyse iki kolumu açsam kucaklayacağım büyüklükteki bir apartmanın şu anda 5. katındayım. Hemen arkamda Yedikule zindanları bulunuyor. Manzarası muhteşem. Kendisi çok ilginç. Arkadaşlar nereden geldim? Şuradan nasıl ineceğim bilmiyorum. En üst kattayım. Böyle. Şimdi Mustafa Bey kapıyı da kapattı. Gel. İçerisi hamam gibi. Bakın gel, dışarıdan da kuleyi görüyoruz. Gel. Geç. Arkayı. Arkayı da bize gösteriyor. Bakın Mustafa Bey. Burası tam bir baz istasyonu gibi olmuş. Bunlar şey mi? Vericiler. Tabii. Bunlar niye buradalar? Bunlar yani, insanlar telefonları atmışsın işte. Çok değişik ama burası tam bir baz istasyonuna dönmüş. Yedikule burası. Belgrad Kapı, Silivri Kapı, Edirne Kapı, Top Kapı öyle evet, gidiyor. Evet, bakın burası arka teras. Teras kattayım şimdi. Burada baz istasyonu şeklinde bir görev almış aynı zamanda bu küçük bina. Evet şimdi gidiyoruz. Bakın arkada zaten manzara 10 numara da şu baz istasyonuna dönmemiş olsa da şu aletler çok fazla. Evet bakın burası da küçük bir cam yapmışlar. Burada sizin aileniz de yaşamış değil mi? 78 yıllarda işte iki katını kullanarak üç oda kullanmış. Onar metrekare orada. Bir de tuvaleti kullanmışlar tabii. Öyle tabii. 78'lerde kısa bir süre herhalde 4-5 değil mi? 4-5 sene. 4-5 sene yine iyi bir süre kalmışlar. Tamam siz inin ben de arkanızdan gideyim. Tamam ben çekeceğim. Tamam çekeyim. Valla ben buradan arkadaşlar nasıl ineceğim bilmiyorum. Geri görünüyor. Nasıl yapıyorsun? Durun bakalım. İnerim. Allah. Şimdi. Ay. Bakın şimdi. Nasıl ineceksin orada? Arkadaşlar iniyorum. İnebiliyor musun? Dur. Şöyle. Şöyle devam. Bakın arkadaşlar. Evet. Binayı geziyoruz. Bina gerçekten küçük. Burada kimse yok değil mi şu anda? Yok. Bir kişi olsun kalıp konuşsaydım hani yok. Gelen. Yok mu şu anda? Ben konuştum yani. Hani gördüğüm neyse aynı. Evet. Burada gördüğünüz gibi küçücük ama işte insanlar burada yaşıyorlar. Biraz da eskimiş sanki Mustafa abi. Burası evet, ne olacak? Sıvı olacak işte. Sıvı olacak. Yani şey yapıyor, binadan dünyasında olmuyor, yenileme olacak, bir şey olacak. Ama. Yenileme olacak, yeniden böyle büyük... Yaptırmazlar herhalde o kadar. Yaptırmazlar mı? Tek odayı ne yapılabilir aslında? Yaptırmazlar, 4 metre olurlar, 3-4 olurlar. Daha da küçülür. Ya eğer yeni, bakın burada da yine şey var. Lavabo var. Lavabo mu var burada? Orada mutfak var. Ha, mutfak var, lavabo var. Durun bir mutfağı da göstereyim ben, açayım. Orası biraz şey. Ha kötü mü? Tamam. Bakın yine böyle beton merdivenler.
Tamam. Ha, mutfak. Mutfağı demin görmüştük. Görmüşsen tamam. Mutfak burası böyle. Yani bekarların kaldı. Bekarlar burada idare eden işte demek ki yaşıyorlar. Küçük bir mutfak. Her şey eski tabii. Hiçbir şey yenilenmemiş. Küçük olduğu için. 50 senelik. 50 senelik. Tuvaleti zaten dolu mu şu anda? Boş. Tuvalet ve banyo olarak burayı kullanıyorlar. Şöyle geçelim. Ben bayağı gayet sütlerini gözlemiştim aslında. Ben hiç şey sokmuyorum buraya başka. Öyle mi? Bir şey yüksek var. Ha, girmiyor ya. Aa. Abi, girmiyor, bakın arkadaşlar. Şöyle, burası yine tabii ki sigortaları, elektrik ve şeyi var. Yani. Normal bir bina gibi. Normal bina. Aynen öyle, normal bir bina. Avuç içi kadar da olsa sizin sonuçta. Tabii canım. Şu anda İstanbul'da fahiş ev fiyatlarını düşündüğümüzde burası iyi bir yatırım aslında. Ne yapıyor şurada o kadın? Sadık Atta Mustafa Sarık. Akçek mi? Şurada galiba tapusu. Tapu da bir de burada tapunun bilgileri var. Ha, orada zaten TC falan yoktur. Bunlar artık eski ya. Ha. Eski tapudur bu. Yok benim. Yeni bunlar. Yeni mi bunlar? Babamızdan biz devraldığımız için. Bakın bu da tapusu. Tapu senedi öyle. Bu da başka bir tapusu. Abinin işte. İkinizin mi? Abinizin sizin mi burası? Evet. Çok güzel. Bakalım sonra nasıl değerlendireceksiniz burayı? Nasıl neyi değerlendireceksiniz? Yani nasıl burası sonra ne olur? Ne olur? İşte bu deprem burasından dolayı verirlerse devam ederiz. Yıkıp yerinizden yaparız. Vermezse sağ olarak kalır. Ha, ağaç dikilir diyorsunuz. Ağaç dikilir. Muhabbet edin. Şey istesem tekrar daha gidelim. Bahçe olur diyorsunuz. Bahçe olur. Kafeterya yaparız. Ha, tabii olur. Yani tek katlı bir şey yaparız. Ben olunca ya uzun olunca dikkat çekin. Evet uzun olunca. Daha önce de gelenler oldu buraya. İnsanlar görünce ne diyorlar Mustafa Bey? İnsanlar geliyor ya. Buraya 1970'ten beri turistler geliyor buraya. Evet. Ülkenin orası resmi çekiyorlar. Sonra geliyorlar burası için resmi çekiyorlar. Sonra bizim resmimizi çekiyorlar. Hollanda'ya gidiyorlar. İsviçre'ye gidiyorlar. Kartpostalla bizim resmimizde kendi resmimizi geri yolluyorlar. Aa! İlk işte burada şey kaç tane makinede mermerin makinesine gelirler. Orada onu çevirdiler beraber. Resmimizi çekiyorlar. Çocuklar 30 sene önce. Sonra bir hafta sonra 15 gün biraz önce 400 şey geliyor bize. Postada. Fotoğrafı geliyor. Fotoğrafı geliyor. Şeyle beraber kartla beraber geliyor burada. Bakın. Şöyle. Meşhur. Peki görenler böyle beğenip ne diyorlar? Hep herkes öğrenmeye çalışıyor mu? Çok harika diyor. Birisi diyor çok kafa çalışıyormuş diyor. Adam diyor 50 sene sonra görmüş diyor. Şimdiden o zamandan diyor bazı satış için yer yapmış diyor falan. Kimi kızıyor, kimi sövüyor, kimi dövüyor, kimi teşekkür ediyor. Herkes bir şey söylüyor ya. Sizin eviniz gerçekte kaç metrekare? Kendi oturduğunuz eviniz. 60 metrekare. Yine küçük bir daire. Küçük daire. Ha. 60, 70. Ne düşündüler hani buraya taşınmayı düşünürler miydi? Ya burada ailenin kalmasına pek uygun değil burası. Ha ondan. Tabii yok. Ben zaten burada bayanı da oturtmuyorum burada. Ha. Erkekler sadece çalışan adamlar ve öğrenciler. O yüzden esnaf yeri burası pek hoş olmaz. Peki çok teşekkür ederim. Şey değil. Rumlar zamanından evet. Kalmış. Daracık hep ikişer üçer metrekarelik. 3 metrekare farklı. 4 metrekare. Yani bu sıra böyle aslında. Ha, böyle. Bu sadece 2 katlı. Onu sıra dışı yapan 5 katlı olması. Tek katlı olması. Evet evet. Yani buradan 7 metrekare Samatya kadar hep 3,5 metrekare evet. Aslında. Evet. Kimi birleştirmiş 7 metrekare olarak yapmış evet, yani. Evet. O şekilde yani. Ama bir sağlam bina. Kaç sefer şey geçirdi orada. Deprem yıkılmadı. Ya herkes aynı şeyi konuşuyor. Evet, sağlam tabii. Bina diyorum. Sağlam. Yani dar olmasına... Yok şimdi beton. Beton ama dar olmasına takılmayın diyorsunuz. Yok, sağlam yok, diyorsunuz. Yok yok yok. Burada çoğu yıkılır o yıkılmaz. Çoğu yıkılır. Tabii o yıkılmaz sağlam. Sırf beton var. İçeriye hiç girdiniz mi? Yok girmedim ben şimdi yarın. Görünce peki ne düşündünüz? Hani çok dar ya. Kibrit kutusu gibi. Kibrit kutusu gibi. Evet aynen öyle. tanıyor musunuz sahibini? Tanırım. Mermerciler onu. Orada arsası varmış, öyle yaptırmış onu. Mustafa Bey'le konuştum evet, ben. Evet. Arsası varmış, o arada yaptırmışlar. Evet, şey yapmış, küçük payını değerlendirmiş evet, yani. Evet, evet. Sizin böyle bir eviniz olması ister miydiniz? Yok. Neden? Ufak bunlar. Ufak. Kültür oraya gelmez, gelemez, girmez. Gelmezler, tamam. Evet. Çok sağ olun. Estağfurullah. Apartmanı görünce ne düşünüyorsun?
düşündünüz? Dikkat ettiniz mi hiç? İnce. Şeye sıra benziyor dışı. Sanki. Evet. Neye benziyor? Korkuluğa benziyor. Korkuluk mu? Evet. Bakar mısınız? Içeride. Yani. Bir yanında binalar, bir öteki şey gibi. Sıra dışı değil mi? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz ablacığım bina ile ilgili? Evet, onu turistler de çekiyor resmini. Turistler de görüyorlar. Görüyorum ben, çekiyorlar. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Bu mahallede evet, misiniz? Evet, ben burada oturuyorum. Orada oturuyorum. Aa, burası sizinki de güzel. Evet. Çok tatlı. Tamam. O artık o kaç senelik biliyor musun? Nereden baksan 70 senelik. 70 değil de 78'de yapılmış. Peki ben bildiğim bir yeri orada var. Evet, evet. Kaç tane de deprem gördüm. Herkes onu söylüyor. Depremlere bir, karşı. Bir sefer oynadığını görmedim. Ben burada en büyük depremde bile buradaydım. Bir şöyle oynadığını görmedim. Oo. Ama şu bina bu geldi gitti geldi. Öyle mi? Yani yapının şekline değil de diyorsunuz sağlamlığına. Çok sağlam, çok aşağıda. En ince uzun apartmanmış. Evet, ne düşünüyorsunuz görünce? Ne hissettiniz? Ne düşündünüz? Vallahi sen nereden biliyorsun işte kaç tane deprem gördün? Söyle. Ne diyeyim? Yani çok tuhaf bir şey. Değişik bir şey. Evet, ne kadar dar değil mi? Surların arasında bir nasıl bir... Bir oda demek ki böyle bir şey dar bir yer var. Evet. Ama kış sene böyle duruyor. Kaç tane deprem gördü? Kaç tane deprem gördü? Bütün depremleri gördü. Kış sene böyle. Sağlam yapmışlar yani. Siz ne düşünüyorsunuz bakınca? Herkes şaşırıyor yani. Yani böyle biraz şaşırtıcı bir bina. Ya normal, normal. Normal mi? 99 depreminde de buradaydık. Bir şey olmadı. Hı-hı. Sıkıntı yok. Evet. Siz kaldınız mı hiç içeride? Kaldık. Hangi, odalarda kullandınız yani odaları? Bir iki sene kullandım. Bir iki sene siz de ikamet ettiniz orada. Biliyorsunuz içeriği. Evet, zaten bir odası var, başka yok. Müteahhitlere ne demek istiyorsunuz? Hani şimdi avuç içi kadar yapıyorlar ya şeyleri zaten. Nereden bileyim ben onları? Müteahhitlere ne diyeyim ben? Çok tehlikeli. İstanbul'un nesi tehlikeli? Eski binalar çok tehlikeli. Bu da eski, 78'de yapılmış. Ya ama yıkılacak, sonradan yapılan binalar çok şey, zayıf. Evet. Çok zayıf. Evet. İsminiz nedir? Ertan. Ertan Bey. Sizin neydi? Haşim. Haşim Bey. Tamam, siz burada kalmıyor musunuz normalde? Ben Almanya'da kalıyorum, gidip geliyorum. Ha, buraya araba tamiri için mi geldi? Evet. Ha, arabanızı getirdiniz bakıma. Evet, aynen. Sonra da karşınızda bir anda bu daracık apartmanı evet. Gördünüz. Evet. Ne düşündünüz gördüğünüzde? Gözleri mi bozuk dediniz? Vallahi yok. Bundan da komik olan var. Neredeydi? Ankara'da mıydı? Şeyde neredeydi? Yok. Yıktılar şu anda. Gaziantep'te miydi? Çok saçma. Dünyanın en saçma binasını yıktılar. Park yapacaklarmış herhalde Türkiye'de. Neredeydi o bilmiyorum şimdi. Aklıma ben hatırlayamadım şimdi. Ya bu da... Ya neden? Çünkü... Avrupa sistemi olmadığı için herkes kendi bölgesindeki toprağını bina dikiyor. Hani birleşip geniş bir şekilde yapmıyorlar. Evet. Onun için de herkese kendi malı olduğu için bir şey diyemiyorsun. Kanun da, Türkiye'nin evet. Kanunu da bunu... Zaten izin alınmış, izin al yani tapusu var. Tabii ki tapulu var. Tapulu bir mal ama burası. Birleşemiyorlar. Hani şuraya birleşip de güzel bina yapmıyorlar. Herkes kendi malı üzerine evet. Bir bina, bir bina, bir bina. Evet. Hani bu... Şeydeki Avrupa'daki sistem yok.